O asırlık bir geleneğin adıdır. Hakiki deriden tek tek el emeğiyle yapılır. Yılan gibi çizmeyi saran körükler ustasının mührüdür. Her biri onun el emeği, göz nurudur. Efelerin şanı, zeybeklerin zırhıdır. Giyene özgüven, düşmana korku verir. Ege'de yiğitliğin sembolü körüklü çizmedir. Aydın'da ziyaretçileri efeler ve zeybekler karşılar. Onlar bu coğrafyada halk kültürünün en önemli figürleridir. Efeliğin sembolü ise körüklü çizmedir. Çizmeyle tanışalı ben 15 yıl oldu. Daha önce 15 yıldan önce 1982 ilkokulu bitirdikten sonra rahmetli eniştem yine İzmir'e çıraklığa gittim ayakkabıcılığa. Orada bir 15 yıl falan çalıştıktan sonra evlendim, Söke'ye yerleştim. Söke'de çizmeyle tanıştım. Ben de merak saldım. Tek ayakkabıcı benim ailede. Meslek hayat şartlarını direnmiyor. Yok olacak yani körlük çizme. Çünkü bir çizmenin yapımına bir ev bakılmaz. Oğlum hadi iyi ben de. Sen de iyi işler. Hadi. Hadi hoşça kal baba. Hadi güle güle. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Çizme eskiden varlığın sembolüymüş. Yani her önüne geçen giyemezmiş. Eğer giyiyorsa o adam bayağı bir yani ağalardan durumu iyi olan kişilermiş. Onun için yani eskilerden her önüne geçen çizmeyi de ayağa giymesini cesaret edemezmiş. Çünkü dalga geçerlermiş. Yani öyle bir şey devirden geliyoruz. Çırak yetişir mi? Çırak da yetişmez. Çırak da yetişmiyor artık. Kimse mesela benim ustalarım anlatırmış ki çocuklar olduğunda doğduğunda annesi sallarmış çocuğa. Büyü de oğlum sana ayakkabıcıyı vereceğim. Çırak vereceğim, yetiştireceğim diye. Yani ayakkabıcı o kadar bir revaçta güzel bir meslekmiş. Ama şu anda öyle bir şey kalmadı. Yok oluyor, her geçen gün yok oluyor yani. Herkes masa başı istiyor. Masanın başını geçecek de masanın karşısında kim duracak, ben de onu şaşırıyorum yani. Vallahi ben çizme ustam Alistan Oral'dır. Söke'de sağırlar deyince çizme üstüne. Çizmeyi ben ondan öğrendim, Allah razı olsun. Esirgemedi. O da biraz yaşlı olduğu için o zamanlarda öğretti. Bilhassa baklavaya, baklava körük kırmasına. İzmir'deyken çizmeyi pek bilmiyorduk. Seri imalatlarda, imalathanelerde çalıştığımızda. Ama Söke'ye geldik ki baktık Söke'nin çizmesi meşhur. Bizde de ayakkabıcılık temel olduğu için biraz daha elimiz daha yatkın oldu. İhsan Taş, ustasından bir meslekle birlikte bir hayat devralmış. Körüklü çizme onun hem tutkusu hem ekmek teknesi olmuş. Bugün o bu zanaatin son temsilcilerinden. Körüklü çizme, toprak ağaları, at tutkunları ve folklor ekipleri tarafından hala tercih edilse de bu zahmetli işin ustası gitgide azalıyor. Ya bizim çizmemizin en zor yani zahmetli olan yerlerinden bir tanesi
körüdür. Yani her usta çizme yapabilir. Ama körük en zahmetli, en meşakkatli yeridir. İhsan Usta bayrağı devralacak yeni kuşakları özlemle bekliyor. Bir usta bin usta burasını böyle davet edildiğinde, şimdi ben kendim çizmeyi yaparken yani çok zorlukla karşılaştım. Yani öğrenme konusunda, körük konusunda olsun, şey konusunda. Yani kimse kimsenin nasibini, ekmeğini elinden alacak diye bir şey yok. Allah veriyor rızkı. Onun için yani böyle bir talep geldi bana, bir hocalık yapar mısın, eğitmenlik yapar mısın diye. Seve seve kabul ettim. Yani bizim bu kültürümüz, bu şeyimiz, örfümüz, adetimiz yaşasın. Yani herkes yapan ne kadar çok olursa talep de o kadar iyi olur. Öyle düşündüm, yola öyle çıktık. İnşallah kursiyerlerimiz de başarılı oluruz. Onlar da bir yerlere taşırlar. Temennim o. Selamun aleyküm arkadaşlar, Adil abi. Aleyküm selam, sen hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın abi, iyisin? İyidir, mesela nasıl iyisin? Allah'a şükür olsun. Adil abi, şimdi bizim bir kursumuz başladı. Bir usta bin usta projesiyle çizme kursu vereceğiz. İnşallah. Onun için bizim Deriye, Közele'ye, Taban Aslarına. Tamam. Bunlar neler var elimizde bir bakalım. Onlara. Çizme için elvanımız var. Aslanlık, körük için. Abi bunlardan 1500 desi kadar. Tamam. Derimiz ne var? Derimiz bu var, çizmelik. Bir saniye bir bakalım, açalım onu. Şöyle. Adil abi bundan da bir 1500 desi kadar. Tabi var, desiler yeterince var. Oldu abi, Adil abi. Tamam. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederiz. Güle bakarız. Buyurun ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım İhsan Taş. Körlük çizme ustasıyım. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı tanıtım kartı sahibiyim. Sizlerle bugün burada körlük çizme yok olmaya yüz tutmuş körlük çizmemizi yapmaya çalışacağız. Bizim körlük çizme önce müşterinin istiklerini aldıktan sonra ölçü alınır. O aldığımız ölçüyü ayağın baldır, bacak ölçüsüne göre, baldır ölçüsüne göre ayrı bir kalıp çıkar. Önce dizinin ayağını, bir ayağını kendin sağlam alırsın. Kaleme dik tutmak şartıyla ayak boyunu komple dolanırız, çizeriz. Çizdikten sonra şu büyük parmakla küçük parmağın kemiklerin olduğu yerden metremizi ölçeriz. Biz bunu tarak ölçüsü deriz. Kontürpi. Bir ölçümüzde buradan alırız. 25. Üçüncü ölçümüzde topuktan şu kemik olmak şartıyla, şurada kemik olmak şartıyla üçüncü ölçümüzde buradan alırız. Son olarak da baldır ölçümüzü çizmemiz tam baldıra bizim öpçeği için baldır ölçü, ölçüsü onun için önemlidir. O kalıpları çıkarttıktan sonra deri parçalama halinde, deri ıstampa halinde çıkartırız biz onu. Istampayı parçalarız. Şimdi bununla beraber bir cilt yüzümüz, çizme yüzümüz kesildi. Çizmemiz sayıcıya gidecek. Bu şekilde sayı makinesinde dikilip bu hale alacak bizim çizmemiz. Bu aşamadan sonra da kalıplama işlemine başlayacağız. Bir usta bin usta projesi adından da anlaşılacağı gibi bir ustayla yok olmayı yüz tutmuş bir mesleğin, bir kültürün bir usta aracılığıyla bin ustaya çevrilmesi konusunda bir proje ve çok da başarılı gördüğüm kadarıyla ve daha sonrasında da çok başarılı olacak ve gerçekten çok faydalı olabilecek bir proje. Evet arkadaşlar, bugün de hep beraber size sayanın nasıl dikildiğini göstereceğim. Bu çiriş bu arkadaşlar. Bu ottan, bunun otu vardır. Şu otun, çiriş otunun şeysidir. Çok iyi.
Evet arkadaşlar, çizmemiz sayısını bitirdik, arkamızı kapattık. Bu şeyden sonra, safhadan sonra kambalama işlemini hemen kambalamamız lazım çizmemizi. Sayamız bitmiş bulunmaktadır. Öğrenmenin yaşı yok. Ustalığın tek koşulu merak, tutku ve sabır. İsmim Mehmet Gülseren. Aslan Konya, Seydişehirliyim. 63 yaşındayım. Ayakkabıcılık mesleğini İstanbul'da öğrendim. 83 yılından beri de Aydın'da ayakkabıcılık mesleğiyle iştigal ediyorum. Körüklü çizmenin ismini duyduğum günden beri bir ilgim var. Aydın ve Ege'de yapılan çizme çok farklı. Baklava türü, körük dediğimiz bir körükle yapılıyor. Çok daha güzel görünüyor. Daha rahat giyimi var. Ben de Aydın'a geldiğimden bu yana bu körük işini öğrenmek istedim. Birkaç ustayla irtibatım oldu. Fakat nasip olmadı. Hiçbiri bana bunu inceliklerini göstermedi. Ben 63 yaşında bu körük bir çizmenin körük kırmasını öğrenmek için can atıyorum. Ve öğrenmek istiyorum. Kendisi de ayakkabı ustası olan Mehmet Gülseren, usta çırak geleneğinin gelecek için ne ifade ettiğini iyi biliyor. Bir usta bin usta yetiştirir. Ben şahsen bir kişi yetiştirirsem, benden yetişen insan arkada 10 kişi yetiştirir, 10 kişi 100 kişi yetiştirir, binlere ulaşmak çok zor değildir yani. Şimdi arkadaşlar, bugünkü dersimizde kalıplama, montalama işlemini yapacağız. Bu bitmiş halde bir tane sayamız, bitmiş şekilde. Şimdi bunu kalıbın üstüne montalayacağız hep birlikte. Arkadaşlar, çirişlemeyi iç astarıyla dış astarı birbirine yapışır. Hem sert durmasını, bilhassa topuğun Ford deriz biz ona. Arkaya koyduğumuz Ford'u, burnu koyduğumuz parçaya da bombe olarak biliriz. Biz mesela bu sayanın sol tek olduğunu veya sağ tek olduğunu nasıl anlayacağız? Bu şeyden, üst kısmından. Devamlı yani sol tekin iş kısmı biraz daha düşük oluyor. İçe eğimli diyorsun. İçe eğimlidir. Şu şekilde güzel bir kavrarsak elimizi, sayamız sağa solu kaymasın. Bu ilk çaktığımız çivi yatırabiliriz, kaçmasın. İki tane çakabiliriz. Sağa sola gitmesin. Sonra kontrol edip bu üç çivi çok önemli. Çekişle. Mehmet amca, devam etmek ister misin? Buyur, sen devam et. Ben öbürküne çirişleyeyim. Hani öbür sayamız? Buyur. İçi koyun, dışı dana derisinden kişiye özel yapılan çizmenin önce saya denen gövdesi tamamlanıyor. Ardından tabana geçiliyor. Öğrenciler için de artık kolları sıvama zamanı. Hep ileri. Geri çekti. Montası olduktan sonra bir günde, iki günde böyle bir bekleme süresi var çizmenin. İki gün bekledikten sonra da alt taban, yani kösele kısmının, tahta çivisinin, topuğunun kösele falça ökçe deriz biz onlara. Topuk alt, yani yapıştırma, alt geçirme işlemi olur. Ondan sonra frezeleme, yani kenarlarının düzeltme işleminden sonra çizmemiz bitmiştir. Yani şey olarak, çalışma olarak. Körüklü çizmenin tabanına tahta yerine metal çiviler de çakılabiliyor. Böylece her adımda çizmenin ses çıkarması, dosta düşmana sahibinin gelişini duyurması amaçlanıyor.
Şimdi arkadaşlar çizmemiz freze oldu geldi. Frezemizi yaptık geldik. Şimdi gambalamaya başlayabiliriz. Efelerin baştan ayağa özgün giysilerini tamamlayan zenginlik ve yiğitliğin sembolü körüklü çizme yavaş yavaş son haline geliyor. Gambalar yani çizmenin konçu düzleştirilip işlendikten sonra körük yapımına başlanacak. Körüklü çizmede körük kısmının ince ve yumuşak, baldır kısmının ise sert olması gerekli. At binmeyi kolaylaştırması tamamen doğal ürünlerden yapıldığı için yazın terletmeyip kışın sıcak tutması ve körüklerin çizme içinde hava dolaşımını sağlaması körüklü çizmenin en önemli özellikleri. Evet, nasıl yaptın? Çevir bakayım. Şurada bak, olmamış daha bak. Şurada yani şöyle yaptın. Körüklü çizme adını dünyaya duyurmayı başarmış bir değer. Bir usta bin usta atölyesinin de çok uzaklardan gelip bu değeri yakından tanımak isteyen bir öğrencisi var. Daha önce sadece merak ettim. Çizmeyi bilmiyordum. Kursa gittiğim zaman çok şaşırdım. Ama şimdi öğrendim. Çizmeyi çok ilginç ve çok kolay yapıyoruz bu potler. Daha önce çizmeyi ben hiç görmedim. Sadece ayakkabı giydim, yürüdüm bu kadar. Nasıl ayakkabılar, nasıl potler yapıyorlar hiç bilgim yoktu. Sonra kursa gittiğim zaman öğrendim. Şimdi yapabilirim. Körüklü çizme bir kültürün ve yaşam tarzının simgesi. Ardında Yörük Ali gibi, Çakıcı Mehmet Efe gibi Ege'ye nam salmış nice kahraman var. Onların dağlarda geçen zorlu yaşamı, körüklü çizmenin varoluş nedeni. Burası Yörük Ali Efe Müzesi. Yörük Ali Efe 1895 yılında dünyaya gelmiş. 19 yaşına geldiğinde de Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin yanına dağa çıkmıştır. Orada bir 4-5 yıl onun yanında kızanlık yaptıktan sonra onun güvenini kazanıp onun ikinci elemanı, adamı konumuna gelmiştir. Alanyalı Molla Ahmet Efe vefat ettikten sonra kızanlarla beraber toparlamıştır o grubu ve grubun başına geçmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Yörük Ali Efe'nin büyük rolü olmuştur. Yani Aydın yöresinde, Aydın İzmir yöresinde büyük bir şey üstlenmiştir, sorumluluk üstlenmiştir. Bu da Yörük Ali Efe'mizin orijinal kullandığı giysilerinden hala saklanmış müzesinde. Cepkeni, dizliği, tozluğu ve çizmesi gördüğümüz gibi ilk günkü gibi korunuyor çizmemizin. Çizme bizde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yörük Ali Efe giymeye başlamıştır. Savaştan sonra giymeye başlamıştır. Yani o Efe'lik şeysini savaştan çıkmış o Efe'nin heybetin bir azaleti olaraktan. Çizme ondan sonra daha da böyle revaç şekilde, yoksa Kurtuluş Savaşı'nda çizme yoktu yani. Yani giymemiştir Yörük Ali Efe. Savaştan sonra daha çok giyilmiştir. Yani heybetin, bir azaletin bir simgesi olarak da yani herkes giyemezmiş körük çizmeyi. Biz de çizmemizi ilk günkü gibi yani aynı orijinal haliyle yapıyoruz çizmelerimizi. Yani hiç orijinalinden bir şey, yani ilk günden bir şey kaybetmedi çizmelerimiz.
Aynı orijinal şeyimizde ilk günkü gibi devam ediyoruz çizmelerimiz. Körüklü çizmedeki körüklerin her köşesinin yiğitlik, mertlik, cömertlik gibi anlamları var. Sekiz köşe kasketse cesaret, vatanseverlik, dürüstlük gibi Yörük töresindeki sekiz erdemi anlatır. Kurtuluş Savaşı'nda büyük yararlılık gösteren efeler, arkalarında özgür bir ülke ve zengin bir kültür mirası bıraktı. Aydın o kültürü bugün de yaşatıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın usta? Merhaba. Sağ ol Hüseyin efendim. Sizler şimdi nasılsınız? Sağ ol. İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız hocam? İyiyim dostum, iyiyiz. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Efendim bizi bu külotlu pantolon, yelek, çizme, şapka, devamlı köstek, şapka, köstek diyorsun. Evet, doğru. Bunları güzel. Devamlı yaz kış kullanır mısın? Şimdi benim dedem kasap oğlu malı Mustafa Efe. Yörük Ali'nin kızanı, kızanlarının başkanının birisi. Savaştan sonra Söke de vefat etmiş, hastanede ölmüş. Babamdan, dedemden babama kaldı, babamdan bize kaldı. Silah, tesisatı, elbiseleri, çizmeleri, her şeysi halen daha duruyor. Kullanmıyorsun ama değil mi? Yok, 7 Eylül'de bayramda, Cumhuriyet Bayramı'nda. Çok önemli törenlerde nadiren giyiyoruz, eskimesin diye, orijinalliği bozulmasın diye. Şimdi bizler çizmeyi yapıyoruz ama siz de bir kullanıcı olaraktan yazın nasıl, kışın nasıl, rahat durumu nasıl, ayak terletme durumu nasıl, biraz bizi onlardan bahseder misiniz? Bahsedeyim ustam, sen de yapacaksın, imalatçısın, sen daha iyi bilirsin ama ben bunu 7-24 giyiyorum. Yani yaz, kış, gece, gündüz devamlı giyiyorum. Zaten başkasının giydiği zaman yapamıyorum. Yani normal evet. Ayakkabı giyin, normal elbise giyin zaman kendimi tuhaf hissediyorum, acayip hissediyorum. O artık benim içim yerleşmiş, doğamı yerleşmiş. Sizin bir parçanız olmuş herhalde. Bir parçamız, ha, olmaz olmazları gibi. İçindeki astar ter emici ve havalandırıcı körük sayesinde evet. Sirkülasyon hava akımını sağlıyor. Tabii içi dışı A'dan Z'ye tarafı tamamen köseler A'dan Z'ye. Evet. O yüzden yani çok rahat, çok sağlıklı. Ben memnunum ve yıl 12 ay giyiyorum. Diyersen gıcırdaklı giyeceksin adam gibi. Şimdi yolu yürürken vücudundan böyle... Gıcırt. Yani efenin geldiği ya. Belli olacak. Ah, yani gıcırdamasını, ses çıkarması. Nereden gelirsin Yasin? Çizme dediği zaman efenin çizmenin gıcırtısına dostlar haz duyar. Evet. Efen geliyor der. Düşmanı hemen saklanır kaçar gıcırtı. Evet. Çizmenin gıcırdak olmanın özelliği bu işte. Evet, püf noktasının birisi bu. Sonra ne bileyim hani çizme gıcırdadığı zaman bir haz veriyor, bir zevk veriyor. Öbür gibi normal ayakkabıymış gibi veya lastik çizmemiş gibi yani, bir anlamı yok. Olursa olmazsa olmazlarından gıcırdak. Öttüğü zaman baktırıyor diyorsun öten yani. Öten çizmemiş, öten. Öten sözcük, ötmeni atacaksın. Baldır kısmı, yani gonç kısmı ütülenir, bir daha kamboya girer. Yani düzgün bir şekilde, aynı kumaş ütüler gibi ütülenir onlar. Ütülendikten sonra da körük kısmına gelir. Bir çift körüklü çizmenin tamamlanması yaklaşık 10 günlük bir emeğin ürünü. Atölye öğrencileri ise 3 aylık bir süre sonunda artık son aşamaya geldi. Kursumuzun sonuna yaklaştık. Bununla beraber de işimizin en önemli kısmına geldik. Şimdi bugünkü çalışmamız
Körük kırma. Hep beraber körük kıracağız. Onu göstereceğim ben sizlere. Çizmeyi çok mükemmel yapabilirsiniz ama körük mükemmel olmazsa yaptığınız işin bir esprisi olmaz. Bir güzelliği olmaz. Onun için işimizin en can alıcı bölümü körük kırma. Şimdi körük kırmaya başlayacağız. Ben size onu göstereceğim. Şimdi körüğümüzü en alttan başlıyoruz ki alttan yukarı başlarsak daha yanılmadan. Aynı zamanda da içeride şu iki parmak iyi çalışması lazım. Yani şunların köşelerini şey yaparken sıkarken aynı içten parmaklar sıkacak, dışarıdan daha önemli sıkacak. Bak şimdi şu anda içten sıktım yani. Bunu kaçacak bir yeri yok. Çünkü yapacağımız hareketi biz de bir defa yapacağız. Yanlış yaptığımız zaman her zaman derinin kırılan yeri kaçacaktır. Daha da işimiz zorlaşacak o zaman. İşte bu işlem hep dönerek mi gidiyor bu şekilde? Dönerek de gidebilirsin. Bu ortadan alıp bu tarafın ortasını alıp çıkartabilirsin de böyle döne döne. Şaşırma komple. Şimdi dönmek daha mı doğru yani? Yo, o senin kendi şeyine kalmış. Tamamen sana bağlı. Kendini nasıl geliştiriyorsan, nasıl kolayına gelirse. Bu meslekte ustalık çizmenin körüğünden belli olur. Her ustanın farklı bir körük kırma yöntemi vardır. Deneyim, el becerisi ve ince işçilik isteyen bu işlem ustanın yalnızca çıraklarına emanet ettiği bir meslek sırrıdır. Baklava şeklindeki körüklerin eşit dilimli olanı yürüdükçe yaylanıp gıcırdayanı makbuldür. Evet, arkadaşlar çizmemiz bitmiş. Körüğümüz bitmiş olmakta. Şimdi böyle bir gün beklemesi lazım çizmemizi. Bekledikten sonra iğme hazır hale gelir. Bizim çizmemizin imalatı, yapılış şekli bu şekildedir. Ve 10-15 gün sürer yani. Evet arkadaşlar, 3 ayın sonunda çizmemizi meydana getirdik. Kiminiz hiç bilmiyordu, kiminiz aşinaydı. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir. Sizler de yarınlara bu çizmeyi taşıyabilirseniz sevinirim. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah ustam. Teşekkür ederim. İnşallah. Her şey için teşekkürler ustam. Teşekkür ederim. Omzunda cepken, elinde mavzer, ayağında körüklü çizme. Özgürlüğün, yiğitliğin, asaletin sembolü, bileği sağlam, yüreği sağlam efeler bugün de geride bıraktıkları kültür mirasında yaşıyor.